Günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben iyiyim çok şükür, geldim yine iş yerine. Ay, arkadaşım süt vermişti kediciklerime. Duruyor. İyi. Birazını içmiş, birazı kalmış. Sizler iyisiniz inşallah. Biz iyiyiz. Allah'ım şükürler olsun. Dünkü yarım kalan işlerimi halledeceğim. Allah izin verirse. O banka işlerimi bitirememiştim çünkü. Onları halledeceğim. İnşallah. Her şey yoluna girecek. Ödemeleri bitirirsem rahatlayacağım. Şöyle bir ferahlayacağım Allah'ın izniyle. Yani ne yapalım? Mecburuz, yapacak. Elimizden gelen bu. Neyse onu ödemek zorundasın. Yoksa sürekli her yere ayrı ayrı şeylerden yoruldum. Başka bir şey değil. Onları halledeceğim. Rahatlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Gece attım videomu ama bayağı güzel izlemişsiniz yine. Elimden geldiğince erken atayım diyorum ama bir türlü o saati denk getiremedim. Aynen öyle yani. Bugün diyorum kendimce, bugün olsun erken atayım. Bakalım nasıl kısmet. Kedimin oğlu şu burada yatar. Diğerleri de şöyle göstereyim. Küçükler orada. Ha, anneler koşup geliyor. Nerede diğerleri? O siyah orada da. Diğeri nerede? Kardeşleri nerede oğluş? Yemeğinizi yemiyorsunuz da orada bakıyorsunuz değil mi? Sütünüz duruyor bakın. Bak 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 nasıl bakıyor bak. Bidonu da şeyleri indiriyorlar aşağıya ne koyduysa. Tamam kızım dokunmayacağım kedine. Hiç dokunmayacağım. Şunu alayım. Nerede? Diğerleri nerede? Az önce oynuyordunuz ya. Nerede? Kal. Efendim anne. Anacığım da diyor ki Cüneyt Arkın Ömür. Çok üzüldük evet. Adam ay ne bileyim sevdiğim bir aktördü. Çok sevdiğim bir aktördü. Allah rahmet eylesin Cüneyt Arkın'a gençken üzüldüm. Anacığım bile bile hep izlerdik filmlerini. Hala da izliyoruz. Ne yapıyorsun yavrum? Kahvaltı yaptın? Yap yap yavrum kahvaltını da yap. Peynirim var ya anne. Emine onun tuzu yok yavrum. Tuzu yok doğru dürüst. Hemen bir yıkasın önüne koysun. Zeytin yemiyorsun zaten. Domates salata. Ben de buradan vereyim sana. Tamam salla poşeti. Ben sana vereyim. Evet arkadaşlar. Ben yine ödeme diye çıktım ama tabii ne kadar ödedim de yine çok ödeme yapamadık. Hep şey bardakların fiyatları bile aşmış. De şuraya sorayım bakayım ne kadar. Çaycı bardağı var mı? Evet. Bardakları dışarıda uygun zannettim de. Bu yeni açılan semt market var biliyorsunuz. Almadım da 24 liraydı. Ha, şimdi olmuş 30 küsürleri bulmuş. Almadığımın karını görüyorum şu anda. Neyse kıza şey buldum. Tayt buldum. Uygundu 25 liraydı. Bluzu da uygundu üzerine. En azından taklatamıyorum anne diyerek oturup aşağı alamaz artık diyorum kendimce. Şimdi rahat rahat istediğini yapabilir. Bir de pantolon aldım uygunken. Onu da 50'ye buldum. Daha çünkü onu bulma ihtimalin yok. Uygun oldu yani şaşırdım. Küçücük bir bluzu bile olursa 70-80 şaşırtıyor yani insanı gerçekten. Çok şaşırtıyor. Aşırı. Bir de sonunda bir fulla var. Fulla da şey yalnız. Bluzunu bile 40'a buldum yani. Onu da rahatladım. En azından yarın rahat rahat giyer gider. Kıyamet kopuyordu bana etek. Eteğini de giy diyorum. Gerektiğinde orada değişme yerim var. Ama yok orada takla atamıyorum ben diye. Değil. Bugün de okula gitmedi. Uyuyakaldı. Gece saat tabii. Yat kızım yat kızım. Sen de yat anne. Saat diyorum kızım. Daha erken ama senin saatin geldi. 9.30 ona geliyor. Yok yatmadı. İnat etti saat 12'ye kadar. Sonra tabii 12'de kalmadı da. Saat kaçtı? En son benim gözler gitti 11'de. Yatmadı ben yatana kadar. Şimdi sabah da kalkamadı. Mecbur onunla bir saat uyumuna gireceğiz. Ama pazar günde rica ediyorum. Azıcık uyu ne olur uyu ben de uyuyayım diye. Yok yapmaz. O uyu da yok. Diyorum ki tersine yapıyorsun kızım hepsini. Ne yapayım ben? Büyüyecek. Büyüyecek teyzeleri, ablaları. Büyüyecek Allah'ın izniyle. Kızıcığım da büyüyecek. Çok mutlu ama oyuncaklarını iyi ki almışım ona dün. O kadar ki anlatamam size.
Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor desem anca yani. Elinde gezdiriyor her yere. Ay müzikler. Ay. Gezdim geldim, yağıyordu. Çok fazla telefon tabii açamadım elimde. Şemsiye. Telefonla da konuşamadım. Görüntü çekemedim. Ödemelerin diyorum ya, kimini yapabildim, kimini dediler ki tarihi hemen gelmedi, az sabret. E diyorum zaten ayın birinde dediler, hep bütün ödemeyi birine attılar, cuma gününe. Hesabı bıraktım bakalım en azından. Oradan çekerler diye. Hayırlısı olsun. En azından bir nevi olsun, yine bir rahatladım ama. Keşke diyorum hep ödense de rahatlasam. Her gün bir aksilik çıkar mı? Tarihi ben unutmuşum. Çocuk söylemiş olsa. Bankada söylemiş, ben unutmuşum. Arabayı yanına bakın. Geçmeye yer yok ya. Vallahi yok. Her yer araç. Her yer. Yürüme yürüyemiyorsunuz arkadaşlar. Fena iş yerine geldim. Neyse çok yanıyormuşum. Şemsiyem açayım. Bu herhalde bayağı bir başında adam var. Ben de alışverişe gidiyorum bakalım. Yine bardak soracağım. Şimdi fiyatları karşılaştırmayı düşünüyorum. En azından fiyat bakayım. Hangi tarafta daha uygun? Bardak lazım, mecburi. Ay vallahi bile ettim ya arabadan. Yemin ederim. İnsan geçme geçemeyince. Yol veren de yok. Sağ olsunlar. Hiç naziklik yok. Onun peşinden o geçiyor, onun peşinden o. Sen ne yaparsan yap. Bekle bir kenarda. Evet. Aa, bu arada aldım pantolon. Tayt çok güzel oldu kızıma. Tişörtten korkuyordum. Dar falan diye düşünüyorum. Taytın üstüne uzayınca. Kısa olur diye çok korktum ama bayağı güzel oldu. Ve 40 liraya bulmama da çok mutlu oldum tişörtü. Diyorum ya, her şey ateş pahası. Bir tişört olur mu 70-80 ya? Bu çocuk şeyi ya. Ne bileyim, bizimkiler zaten pahalı. Onlarınki bizden beter. Şuraya bir sorayım bakayım. Ne kadar? Evet aynı hesap, 30 lira. Evet aynı, 30 lira. Fiyat değişen bir şey yok. Ay ben nasıl diyorum ya. Ben güya zaten 26'ya veriyor burası diye düşünüyordum. Hemen fiyat değişmiş. Hemen. Çok yazık. Fazlasıyla pahalanmış. Şu BİM'e de bakacağım. BİM'inki de önceden uygundu ama BİM de fiyatı artırdı. BİM de. Bir de ileride Enka var. Giresun'u bilen bilir. Onlar da uygun. Geçen bardak almıştım onlardan, oldu biraz geçen dediğim de dayanmıyor, gerçekten dayanmıyor. Ben bilemiyorum, bu kış da değil, sıcak suyu görür görmez bardak atıyor kendisini. Bildiğiniz çok büyüyor yukarıdan aşağı diyorum, nazara mı geldi ki, ne oldu, bu kadar da nazar olmaz ki, hep bardak gidiyor. Ne yapalım, alıyoruz mecburen, bardaksız da olmuyor. Ay ne güzel çiçek açmış, şunu göster. Harika. Gerçekten süper. Şu pembeli. Çok güzel. Bayıldım. Evet. Buradan büyük bardağı alabilirim. Orada uygun değilse. Enka'ya kadar geldim zaten. Az kaldı. Bir de oraya gideyim. Bakayım. Orada nasıl fiyatlar. Orada belki daha uygun bir bulabilirim. Bulursam da oradan alırım yani. Boşuna şey yapacağıma. Pahalısında 1 lira da 1 lira, 500 de 500, 50 kuruşa bile razıyım yani, indirimli olsun. Ne yapalım? Dünya idare zamanı. Gece toza gideyim. Kaldı. Şu karşıya geçeyim de.
Karşıların yeşili de güzel bakın. Tabii de evim olsa isterdim yine. Geldim markete. Ay. İyi yürüdüm. Bugün güzel spor oldu. İşten hariç ayrıyeten daha da yürümüş oldum. Geçmiş kendime geçtim bir de. Bardağı kaça aldım biliyor musun? Şu herhalde 8.75. Ha, bunu kullanıyoruz ya zaten. Bu güzel. Şu da uyguna geldi. Bak battal boy. 16'ydı normalde. Bunu da uyguna aldım. 14'ü aldım. Aa, kurban geldi. Aa, kızım kırarsın. Ha bu 9 küsür. Oo. 6'lısı. 30 liraya gelecek. Paşa bahçenin asıl paşa bahçe bu. Kabı ne kızım önerken? Bu pasta yapmak için. Kurabiye kabı açma, o kızım. Açma. O kurabiye yapmak için açma, sana. Açma daha dursun. Aa, baksana. Buna güzel. 20 liraya mal ettim. 30 lira niye vereyim ben 12 bardağı? Ne güzel. Hem de daha ince. Bu daha kalın. Bu daha kalın. Aa bak o çok güzel. Şeyde gösteriyordu ya. Ha. Kapatıyorsun da. He. Elmalı pastaya falan süper olur dedim. Evet. Tuzlu pastada da olur da elmalı pasta daha güzel durur. Şekil kendiliğinden verdiği için ekmeğimi de aldım derken. Bu bardağımı da BİM'den aldım. Bu daha büyüğü anne, biraz size verdiğim. Bunlar da dışarı verdiklerim. Anne baksana. Evet alışveriş yaptık geldik. Kızım onu bak. Bak nasıl kapanıyor, öyle kapanıyor. Şöyle yapıyorsun. Çat şeklini veriyor. İçine sen yeter güzel. Arkadaşlar biz şu anda arkadaşlarla oturuyoruz. Akşam vakti artık iş saatleri bitti. Herkesin saat oldu 8. Muhabbet ediyorlar. Ben de yanlarındayım tabii ki. Hep beraber arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Dedim videomu tamamlayayım bu akşam olsun. Erken olsun ama diyorum ya hiç tamamlayamıyorum. Nasıl kısmet olmuyor? Zaten bugün koşturmayla geçti. Çok yorulmuşum. Gerçekten yorulmuşum. Bugün bankaydı. Elif'in işleriydi. Çocuğumun mutlu olması yine bana yeter ama bir daha çıktım ben. Uygun tayt aldım dedim ya. Baktım dışarı içinde. Çocuğum da doğru dürüst tayt kalmamış. Bir daha gittim. İki tane daha aldım geldim. Şimdi o kadar mutlu oldu ki birini giyip birini çıkarsın. Rahat rahat giyinsin. Ya en azından diyorum ki zamanda biz böyle şeyleri görmedik. Uygun buldukça çocuğum elimden gelir en mutlu etmeye çalışıyorum. Kendimi o kadar önemsemiyorum ama onun varlığı bana yetiyor. O mutlu olsun. Her anne gibi ben de aynı. Benim annem de böyleydi. Ondan geçme bana her şey. O da aynı. Önce bizi düşünürdü. Başkasını hiç düşünmezdi. Öncelik bizi harcardı. Kendinin hiçbir şeyi yoktu. Ne derler? Bizim için. Ne varsa bize harcanırdı. Bizler de işte şimdi diyorum ki aldım çayımı içtim birazcık. Kızlarla sohbet, çay sohbeti. Biraz birbirimiz en azından oturamadığım arkadaşım da vardı. Akşam akşam o çalışıyor, ben çalışıyorum. Sabah erken işe gidiyor, görüşemiyoruz. Ancak hafta sonları görüşebiliyoruz. Eminem var ya benim biliyorsunuz. O da geldi işte en azından muhabbet ediyoruz. Öyle işte arkadaşlar ama bugünkü o dediğim gibi fiyat arayışı da beni yordu. Aziz Allah'ın yaşayanı ezan dokunuyor. En azından ezanı da dinlemiş olur gurbetçilerimiz için. Ablam dinletiyor ya en azından. Benden de dinlemiş olsunlar. Sağ olsunlar ya Rabbim. Her şekilde yanımdasınız ya. O bana yetiyor. Desteğiniz çok güzel. Sizler olmasanız ben zaten düşünemiyorum. Herhalde ben bunu bu kadar yürütemezdim. Bu YouTube'u zannetmiyorum. Çoktan bıkardım herhalde. Ama o desteğiniz, güzel yorumlarınız, beğenileriniz, izlenimleriniz, abonelikleriniz, inanın ki daha böyle bir güç kuvvet veriyor bana. Daha böyle bir şevkle kalkıyorum. Yılmıyorum, görüyorsunuz zaten. Alamasam da hiçbir zaman değil mi? Parasını tabii ki verecek. O dediğim gibi ücret az olunca vermiyormuş. Bunu anladım ben. Ücretin biraz daha fazla olunca alıyorsun. İzlenim süresiyle alakalıymış. Allah'ıma şükürler olsun. Günümüze binlerce kez izanlar dokunuyor. Her şey diyorum ya çocuğum için. Başka hiçbir şey için değil. Öyle işte arkadaşlar. Her akşam bir şey çıkıyor. Dün akşam benim kız dediğim gibi hiç uyumadı. Bugün daha bahsetmiştim. Uyumadı. Her gece bir şey oldu kıza. Sağa doğru giden aşağı yatmaz oldu. Bugün inşallah erken yatıracağım. Eve çıkıp erkenden saat 9'a falan çıkacağım. Onu yatırmaya çalışacağım. Uyursa en azından biraz şey olur. Sabah erken kalkmaya rahat olur. Pazar günleri uyumak bilmiyor. Şimdi uykuya dalmaya başladı. Sabahçı olursa yandım ben. Ben yandım yani. Şimdiki bu okulda sadece öğlenci vardı. Gazipaşa'da ama şimdi başka okula vereceğim için bunda sabahçı olduğunda artık düşünemiyorum. Bakacağız. Uyanmama inadı yapar mı onu da bilmiyorum. Daha küçük ne de olsa
Başka zamanda uyu desem uyumuyor. Çocuk büyüyecek. Her şekilde büyüyecek ya Rabbime. Bugün neyse işlerimi hallettim. Yoruldum ama bankaları halledemesem de bardakta şuydu buydu alışverişim yapabildim yani. Uygun yerlerini de bulabildim. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbime. Bugünlerimize diyorum ya binlerce de şükürler olsun. Hatırladım Allah'tan nereden aldığımı. Gidip aldım buldum. 30 alacağımı 20 liraya almış oldum. Hem de daha kalitelisi. Paşa Bahçe dediğimde dışı Paşa Bahçe diye geçiyor o kahveci bardaklarının da. İçlerinde bakıyorum incecik bir bardak çıkıyor. O ince bardak benim işime yaramıyor zaten. En azından şimdi güzel bir şey oldu. Daha iyi. İşimi halletmiş oldum. Evet akşam saati. Sessizleşti her taraf. Kimsecikler yok. Ay şuraya bakıyordum da Zahide ablanın dairesine çiçek varmış. Oysa ben de birim bakıyor ne yapıyor diyorum. Işık bakın şuradan daha böyle bir tepeden iki tane vurduğu için. Daha böyle bir güzel gösterdi manzarayı. Sevdim. Akşam saati. Diyorum ya esnaflarım kapattı. Gittiler. Bir tek sadece Sayın abi kalmış. O da gider birazdan. Her yer kapalı. Ay karşıki bahçeye baktıkça huzur buluyorum. Oraya birey bir şey yapmasalar bari. Yeşillik gidecek. Bir görüntümüz gider. O da hiç iyi olmaz bence. Zaten yeşillik kalmadı ki. Her yere ev yapıldı. Ev bulmak da zor. Ev bulmak da zor. Gerçekten ha şimdi biliyorsunuz ablamın işini. Evinden çık diyor. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Nasıl bir anlaşma. Sanki bir eve taşınmak kolay mı? O evin eşyası getirttirmek her şey masraflı. 2 yıllık bir sözleşme olur mu? Veya 1 yıllık olur mu? Çok rahatsız olursun da bir insanı çıkar. Senin ödemende bir sorun yaşatmamış. Senin her türlü ne bileyim yani kiracın olarak sana bir sorun yaratmamış. Bilemedim yani. İnsanlar çok anlayışsız. Çok çok. Onu da zor durumda bıraktılar. Ona da üzülüyorum. Tabii ev bulamıyoruz. Arıyoruz. Yok. Etrafta da yok. Bizim buralarda da yok yani ev falan. İstese de bulamıyor. Allah yardımcısı olsun. Kolay değil yani. Daha ev kalmadı ki. Evler hep dolu. Herkeste boş bir ev yok. İleride ne olacak onu düşünüyorum şahsen. Çoluğumuza çocuğumuza ev kalmayacak da ona yanıyorum yani. Oturacak hiçbir yer bulunmayacak. Allah yardımcımız olsun ya Rabbim. Dünya hali. Tabii biz yettik de ister istemez herkeste tabii bizim bu Türkiye'de bir tek Türk yok ki. Mecburuz her şey dolacak. Bu bahçe hiç kalmayacak. Hiçbir yerde artık yeşillik kalmayacak. En çok korkum da o. Hiçbir şey kalmayacak. Mecbur. Millet nerede oturacak yani? Çoluğun, çocuğun nerede oturacak? Bizim şimdilik şükürler olsun başımızı sokacak bir evimiz var. İlerisini insan düşünüyor. Hele çocuğun varsa gerçekten bunu daha çok düşünüyorsun. Allah'ım her türlü yardımcımız olsun ya Rabbim. Bakın şuradan yine bir manzara buldum ben size. Bakın. Bu da bizim yeşilliğimiz yine. Çok güzel buralar. Ve bu saatte çok güzel. Sessizlik. Bak sadece kuşların sesini dinleyebilirsiniz. Evet benim kedilerime ne oldu acaba? Benim bu kediciklerim nerede? Anne burada. Hani evlatlar nerede kızım? Akşam gezmesine mi çıktı bunlar? Birini gördü. Araya kaçtı. Şşt. Oh, biri de şeyin arkasında. Ne yapıyorsun orada? Ay babanız kaçıyor. Ne kadar korkuyorsunuz. Küçükler, daha küçücükler. Anne oturmuş başlarını bekliyor burada. Evet arkadaşlar, ben size burada veda edeyim. Bugünü de böyle geçirdim. Şükürler olsun. Allah'ım sağlık versin ya Rabbime bugün de böyle güzel geçti. Yorucuydu ama değerdi. En azından diyorum ya çocuğumu mutlu ettim. İşlerimi halledebildim yine iyi kötü. Cuma'ya kadar tam olmadı ama olsun. Olacak diye de inşallah. Onları da halledeceğim Allah'ın izniyle. Dediğim gibi sizler iyisiniz inşallah. Allah'ım sağlık versin yuvalarınızda. Öncelikle sağlık, sıhhat, mutluluk versin. Ya Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin hepimize. Kimseyi Allah'ım sevdikleriyle, evlatlarıyla sınamasın ya Rabbim. Şükürler olsun diyorum ya. Bugünümüze binlerce kez şükürler olsun. Aratmasın. Bugünümüzü aratmasın ya Rabbim. Sizleri hepsi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.
Görüşmek üzere.